Yağmur arttı. Boş ver. Anne çok içiyorsun. Boş ver. Anne her şeye boş veriyorsun. Başka ne yapayım? Az iç. Kimseye zararım yok ki kendimden başka. İçiyorsam eğer... Unutmak için içiyorum. Biliyor musun erkekler domuzdur. Yok canım. Kocanı seviyorsun değil mi? Seviyorum. Ama o seni hep yalnız bırakıyor. Ne yapsın işi? Buradayken de yalnız bırakıyor. Gidip kumar oynuyor. Yanlışım var anne. Sen beni kör mü sanıyorsun? Galiba aramızı bozmak istiyorsun. Üzülüyorum. Kocana biraz sahip olsan iyi edersin. Tony beni sever, ona güvenim var. Hem de pek çok. Erkeklere güven olmaz. Bazen kadınlara da güven olmuyor. Melli, Melli, beni üzüyorsun. Ama sen her zaman üzülecek bir şey bulursun anne. Çekilsene pencerenin önünden, otursana. Gideceğim. Bu yağmurda. Nicole uğrayıp yeni bir elbise alacağım. Tony bu akşam dönüyor. Bu defa kaç gün kalacak? Bilmem. Bilmem bilmem. Ah zavallı kızım benim. Zaman zaman seni harikalar diyarındaki Alice'e benzetiyorum. Onun gibi gözlerini iri iri açarak bakıyorsun dünyaya. Her şey sana çok güzel görünüyor. Sanki her şey toz pembe. Gerçekleri bir görebilsen. Anne ne demek istiyorsun? Hiç, hiçbir şey demek istemiyorum. Şu Nicole denen hoppa kızla pek sıkı fıkı olmasan iyi edersin. Oh, Tony'den sonra şimdi de Nicole'ü mü kıskanmaya başladın anne? Kıskanmak mı? Yeter artık, içme. Ah, içmeyip de ne yapacağım? Bu yağmurda bowling'e gelen olmaz. Öyleyse kapat burayı da eve git. İstersen yardım edeyim sana. Hayır, istemez. Sen bilirsin. O ses ne? Marsilya otobüsü geliyor. Yolcu var mı? Evet. Bu havada ha? Sadece bir yolcu var. Kocaman bir otobüs ve yalnız bir yolcu. Deli herhalde. Adam indi. Elinde sadece kırmızı ufak bir çanta var, o kadar. Hava yolları çantası. Yağmura da hiç aldırdığı yok. Sanki güneşli bir havada yürüyor. Çok, çok garip bir yüzü var. Anne. Ne oldu? Durup bana baktı. Aa, ne olur bakarsın? Yiyecekmiş gibi baktı. Boş ver. Ben gidiyorum. Kocan için yeni bir elbise alacaksın. Anne evlilikten hiç anlamıyorsun. Evlilik konusunda benim tecrübem bana yeter de artar bile. İzin ver de bildiğim gibi hareket edeyim. Aa, sanki bildiğinin dışında bir şey mi yapıyorsun? Sana karışıyor muyum? Peki anne, peki. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Tony'ye de selam söyle. Olur, söylerim. Bilirim, beni çok sever. Buradayım Melli. Nasılsın? İyiyim. Yeni bir elbise istiyorum. Tony mi geliyor? Evet. Ne zaman? Bu akşam. Oh, gözün aydın. Teşekkür ederim. Yeni gelen elbiseler bunlar mı? Evet. Şu beyazı giymek istiyorum. Oh, bütün elbiselerim beyaz. Perdesine kadar. Bir defa da başka bir renk seç. Kırmızı mesela, ateş rengi. Beyazı çok seviyorum. Tony de seviyor. Sen bilirsin. Dur dur da yardım edeyim. Of. Ay, düğmeleri açılmıyor mu bunun? O düğmeler sadece süs için konmuş. Başından geçireceğiz. Hele sen soyun. Peki. Oh, gittikçe zayıflıyorsun. Biraz dikkat et canım. Erkekler bu kadar zayıf kadınlardan pek hoşlanmazlar. Tony beni böyle beğeniyor. O adam. Hangi adam? Çabuk gör perdeyi, Nicole, çabuk. Kimdi o Melli? Buralı değil, tanıyamadım. Bir yabancı. Niçin öyle bakıyordu? Yüzünü cama yapıştırmış. Bir güzel de ıslanmış. Bugün Marsilya otobüsünden indiğini gördüm. Ben de tanımıyorum. Ama içimde bir his var. Sanki bu adam beni takip ediyor, beni gözlüyor. Hadi hadi giy şu elbiseyi, üşüyeceksin. Peki, olur. Ay, bu çok mini. Kocan mini etek sevmez mi? Pek karışmaz. Ne giysem beğenir. İyi öyleyse al bunu, yakıştı sana. Evet, ben de beğendim.
Ayol hayır çıkarmayacağım, buruşur. Tony kaçta geliyor? Gece saat 11'de. Evde bir başına korkmayacak mısın? Yok, niye korkayım? Her akşam yalnızım. Bizim evin bulunduğu yer pek ıssızdı. Alıştım. Tony o kadar sık seyahate çıkıyor ki. Pilot karısı olmanın zorlukları. Parasını Tony gelince veririm. Al asmaladık Niko. Güle güle. Tony'ye selam benden. Sakın unutma. Ay Tony bu elbisemle beni beğenecek eminim. Önde bir banyo, arkasından da güzel bir sofra. Unuttum. Su taşıyacak. Ne güzel. Sıcacık köpüklü suyla bir banyo yapsam. O ne? Kim var orada? Tony? Tony? Anne? Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Tony, Tony bak. Sürpriz olsun diye erken geldiyse bana şaka yapıyorsan rica ederim yapma, korkuyorum. Ay, kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Siz kimsiniz? Niye çorap var yüzünüzde? Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Yaklaşma diyorum sana, yaklaşma! Tony gelecek. O bunu bilmemeli. Anlamamalı. Anlamamalı beni. Evet, evet, evet. Evet. Alo? Alo neresi? Polis karakolu buyurun. Alo? Alo? Ben... Evet sizi dinliyorum. Ben... Yok. Yanlış numara çevirmişim. Affedersiniz. Gelip seni alayım mı? Hayır hayır. Ne olur geleyim. Hayır dedim Melih, çocukluk etme. Peki. Peki ama çabuk gel hemen. Ne olur çabuk gel. Melih nen var? Hiç seni çok özledim. Anladım. Merak etme, elimden geldiği kadar çabuk orada olurum. Şimdilik hoşça kal.
Oo, Melis sen miydin? Gece yarısı nereye böyle? Tony geliyor değil. Onu karşılamaya gidiyorum alana. Gözün aydın. Bizim oğlanı özledim doğrusu. Yarın size uğrar bir çayınızı içerim. Memnun oluruz. Yalnız yolda giderken bir adam seni durdurmak isterse sakın durma Melis. Tehlikeli bir manyaktır. Hapishaneden kaçmış telsizle haber verdiler. Yolları kestik arıyoruz. Görüyorsun ya bizim mesleği, polislik ne kadar zor. Gecen yok, gündüzün yok. Ne zaman kaçmış? 2 gün oluyormuş. Bu taraflara geldiği sanılıyor. 4 tecavüz vakası olmuş, 3'ünü de öldürmüş. Bu yüzden hapsetmişler zaten. Hadi hadi korkutmayayım. İyi ki Tony dönüyor, evde yalnız kalmayacaksın. Dalgınlığı bırak da evinin kapılarını kilitlemeyi unutma. Ne zaman size geldiysem açık buldum. Babamın evi gibi dalıyordum içeri. Haklısın değil. Tony dönüyor diye heyecanlısın değil mi? Hadi hadi seni yolundan alıkoymayayım. Selam söyle ona. Peki söylerim. Nereden geliyorsun? Saati biliyor musun? Anneme gitmiştim. Yalan söylüyorsun. Annene gitmedim. Tony seni evde bulamayınca bana geldin Melih. Merak ettik. Hiç böyle bir şey yapmazdın sen. Başına bir şey geldi sandık. Tony, anneme elbisemi göstermek için gidiyordum. Yolda araba bozuldu. Arabanın neresi bozuldu? Bujileri. Sen arabadan hiç anlamazsın. Bujilerin bozulduğunu nereden biliyorsun? Yolda bir adam baktı, o söyledi. Yolda değiller rastladım. Madrak yolunda seni görmüş ama dönüşünü görmemiş. Beni karşılamaya geldiğini söylemişsin. Evet, araba bozulunca karşılamaktan vazgeçtim çünkü gecikmiştim. Ama dönüşünü değil görmemiş. Ama o yolla gelmedim. Öteden dolaştım, daha çabuk gelirim sandım. Daha uzun yoldan çabuk döneceğini sandın. Evet. Tony, elbisemi nasıl buldun, bugün aldım senin için. Güzel güzel. Yakışmış mı? Öyle çocukça sorular soruyorsun ki. Çok yakışmış kızım. Yalnız önü biraz kirli. Alırken bir düğmesinin eksik olduğuna niçin dikkat etmedin? Nasıl? Bir düğmesi mi eksik? Vardı galiba. Hayır, yoktu. Ama elbise o kadar hoşuma gitmişti ki düğmesinin eksik olmasını aldırmadım. Neyse, beni bulunduğuna göre ben artık evime döneyim. Hadi iyi geceler. Güle güle anne. İyi geceler. Tony. Öyle yorgunum ki. Bu akşam beni çok üzdün. Aksilik oldu Tony. Az daha unutuyordum. Yarın arkadaşlardan birinin nikahı var. Kokteyle gideceğiz. Uçakta birlikte geldik. Buralı bir kızla evleniyor. Bu beyaz elbisesini giyersin ama... Kirlenen yerlerini temizlerim. Hiçbir şey kalmaz. Hala çocuk gibi elbiselerini kirletiyorsun. Biraz büyü canım. Peki Tony, peki. Gelinliğine bayıldım. O gübür damperler çok pahalı biliyor musun? Kocası bir uçuşunda hediye getirmiş diyorlar. Hem de bir top. Şanslı kız. Mutlu olsunlar. Hepimizin dileği bu. Bugünkü gazeteleri gördün mü? Yok, görmedim. Öyle çok işim vardı ki. Çocukla uğraş, yemek hazırla, berbere git. Berberde de lafa bir dalmışız, eve nasıl döndüğümü bilemedim. Pierre bu yüzden epey hırslandı bana. Yatıştırıncaya kadar bir hal oldum. İnanır mısın, buraya gelmek için yarım saatte hazırlanıverdim. Ne vardı gazetelerde, önemliymiş mi? Bizim burada bir cinayet işlenmiş. Cesedi bu sabah bulmuşlar. Öldüren bir kadınmış diyorlar. Gazeteler kocaman kocaman manşet atmışlar. Kepti Spins cinayeti diye. Sahi mi diyorsun? Ama daha kimin öldürdüğü belli değil. Polis araştırıyormuş. Oo Melli, bu elbise sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Neden söz ediyordunuz? Bir cinayetten. Kocamı gördünüz mü? Buralarda bir yerlerde. Bir defa büfenin olduğu yere bak. Peki, teşekkür ederim. Bir dakika. Buyurun. Siz Melimonsunuz değil mi? Evet.
Dans eder misiniz? Ama kocamı arıyordum. Merak etmeyin, kaybolmaz. Lütfen. Pekala, ama yalnız bir dans. Teşekkürler. Onu neden öldürdünüz? Kimi? Yağmurla gelen adamı. Hoş bir şaka değil bu. Şaka etmiyorum. Öyleyse hoş bir oyun değil. Okuldayken matematiğim çok iyiydi. Konu bulmakta zorluk çekiyorsanız hesabı oyun oynayabiliriz. Elleriniz titriyor. Sinirlisiniz galiba. Hayır değilim. Siz Amerikalı mısınız? Evet. Adınız? Dobbs. Harry Dobbs. Bu küçük kasabada ne işiniz var? Dolaşıyorum. Niçin memleketinizde değilsiniz? Her yer benim memleketimdir. Göçebeler gibi mi yaşıyorsunuz? Pek sayılmaz. Buraya niçin geldiniz? Benden ne istiyorsunuz? Oho, ama da çok soru soruyorsunuz. İş için geldim diyelim. Sizden ne istediğime gelince? Hiç. Sadece hoşlandım sizden. Ama ben evliyim. Biliyorum. Kocanız pilottur. Sık sık sizi yalnız bırakır. İşini bilerek evlendim. Şikayetçi değilim. Burada kalabildiği bir iki gün içinde de, kumar oynamak gayesiyle sizi yalnız bıraktığı zaman da aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Özel hayatım sizi ilgilendirmez. Ne biliyorsunuz? Belki ilgilendirir. Buraya iş için geldim dediniz. Bu işin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Avcılık diyelim. Buralarda avcılık yapılmaz. Yapılır. Benden iyi mi bileceksiniz? Avlanacak şeye bağlı. Bunu düşünmediniz hiç değil mi? Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Nerede kalıyorsunuz? Palm Otel'de 6 numaralı odada. Ama orası kapalı. Benim için bir oda açtılar. Niçin sizin için? Kara gözlerimi beğenmiş olacaklar. Benimle eğleniyorsunuz. Onu niçin öldürdüğünüzü söylemeyecek misiniz? Ben kimseyi öldürmedim. Tatsız şakalardan da hoşlanmam. Biliyorsunuz cesedi buldular. Hadi saklamayın, ben her şeyi biliyorum. Polis misiniz? Hayır. Kocamın yanına gitmek istiyorum. O da sizi arıyor galiba. Bakın buraya doğru geliyor. Allah'a ısmarladık. Bu son görüşmemiz değil. Yine görüşeceğiz Mary. Şimdilik güle güle. Kimdi o dans ettiğin adam? Bir Amerikalı. Niçin dans ettin? Davet edince ayıp olur diye düşündüm. Onu daha önceden tanıyor muydun? Yok, hayır, burada gördüm. Pek samimi bir havası vardı. Bilmem, dikkat etmedim. Neler konuştunuz? Oradan buradan. Bu sabah gelmiş bir iş için. Avcılık dedi ama ben ne anladım. Burada ne avlayacakmış? Bilmiyorum. Yolda otomobilin bozulduğu zaman tamir eden adam bu muydu? Tony, onu ilk defa burada gördüğümü söyledim. Niçin bu kadar kıskansın? Babam anneme ne demiş biliyor musun? Eğer biri sana bakarsa onu bana söyle. Eğer biri sana dokunursa onu öldürürüm. Kimse bana dokunmadı Tony. Ama madem istemiyorsun bir daha kimseyle dans etme. Eve dönelim mi? Ama daha erken değil mi Tony? Dans etmedik bile. Sen ettin ya. Tony. Gitsek iyi olur Meli. Çünkü akşam yola çıkıyorum, emir aldım. Bu akşam mı? Evet. Ben sanıyordum ki hiç olmazsa bu defa biraz uzun kalırsın. Bir arkadaş hastalanmış. Hong Kong seferine beni verdiler. Üstelik Dale'e de söz verdim. 3 parti İskambil çevireceğiz. Nasıl yetişecek bilmem. Tony, gider ayak bir de oyun mu oynayacaksın? Ne yapayım, söz verdim. Yani beni yalnız mı bırakacaksın? Çocuk olma Meli. Hayır, gitme. Gitme, istemiyorum. Sana ihtiyacım var. Meli, benim istediğim bir şey yapmaya hakkım yok mu? Ama sana ihtiyacım var. Biraz anlayışlı olman lazım. Senin de anlayışlı olman lazım. Peki, peki. Asma yüzünü, nasıl istersen öyle olsun. Ama seni geçirmek için alana gelebilirim değil mi Tony? Ne olur hayır deme. Peki peki, gelebilirsin. Gidelim mi? Gidelim. Yolun açık olsun sevgilim. Bu defa çabuk dön ne olursun. Sana öyle ihtiyacım var ki. Beni anlamıyorsun. Beni anlamak istemiyorsun. Bu tutumun içimde bir boşluk yaratıyor. Korkuyorum. Korkuyorum, çok korkuyorum. Burada. Yemeğe geldim. Misafir kabul etmiyor musunuz? Sizi davet etmedim. Ben davetsiz bir misafirim. Gidiniz. Hiç de iyi bir ev sahibi değilsiniz. Kocama söyleyecek olursam sizi öldürür.
Kocanız şimdi Hong Kong yolunda. Bir haftadan önce de dönemez. Benden ne istiyorsunuz? Onu niçin öldürdünüz? Ben kimseyi öldürmedim. Bugün öğle üzeri alışverişe çıkmıştınız. Alışverişe çıkmam sakıncalı mı oluyor? Hayır. Ama niçin bütün gazeteleri aldınız? Acele acele karıştırdınız. Acele acele cinayet haberini okudunuz. Hem de sokak ortasında. Sonra da gazeteleri çöp kutusuna atıverdiniz. Niçin? Her insanın ayrı bir merakı vardır. Sadece merak mı? Başka ne olabilir? Suçlular işledikleri suçun çevresinden ayrılamazlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Hayır, bilmiyorum. Karnım aç, bana yemek hazırlamayacak mısınız? Kasabada karın doyuracak temiz bir lokanta var. Ben sizin pişireceğinizi tercih ediyorum. Pişireceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Asıl siz yanılıyorsunuz. Bana güzel bir omlet yapacaksınız şimdi. Hadi. Hayır. Yağmurla gelen adam Marsilya otobüsünden indikten sonra sizi izledi değil mi? Sizse elbise almak için arabanızı kapının önüne çekip arkadaşınız Nikol'un konfeksiyon mağazasına girdiniz. Elbiseyi beğendiniz. Denemek için soyunduğunuz zaman adam size pencereden bakıyordu. Sizi çıplak gördü. Bütün bunları nereden biliyorsunuz? Nikol'e sordum. Ama dikkat etmediğiniz bir nokta var. Adam pencereden bakarken elinde bir çanta olmalıydı. Kırmızı bir uçak çantası. Gözlerinizi iri iri açtınız. Hatırladınız değil mi? Öyle bir çanta görmedim. Gördünüz. Yüzünüzden belli. Peki o çanta nerede şimdi? Nereye sakladınız? Görmedim diyorum. Benim o adamla hiçbir ilgim yok. Mağazadan çıktıktan sonra onu arabanıza alıp buraya getirdiniz. Hayır, yalan bu. Buralarda arabasız gezilmez biliyorsunuz. Siz geziyorsunuz ya. Yanılıyorsunuz. Bugün kırmızı spor bir araba aldım. Pencereden bakarsanız burnunu görürsünüz. Ağaçların arasına gizledim. Kimse görmesin diye. Bakın, ben o adamı tanımıyorum. Sadece otobüsten inerken gördüm. Bir de mağazada pencereden bakarken. Arabama da almadım. Belki de arabanızın bagajına saklanıp geldi buraya. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Polis misiniz, nesiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Polisseniz resmen sorguya çekin. Deli de arayın. Ama suçsuz bir insanı bu kadar üzmeyin. Elimden de çıkıp gidin lütfen. Polis olmadığımı daha önce söyledim sanıyorum. Saksiyle, yani şu yağmurla gelen adamla özel bir nedenle ilgileniyorum. Bütün dünyayı onu bulmak için dolaştım. Bulduğumda da öldürecektim. Öldürecek miydiniz? Evet. Ama tam izini bulmuştum ki öldürüldüğünü öğrendim. Yani siz benim suç ortağımsınız şimdi. Benim yapacağım şeyi siz yaptınız. Ben kimseyi öldürmedim. Çantayı bulduğum zaman gerçek ortaya çıkacak. Çünkü çantada öldürenle ilgili bir delil var. Nasıl bir delil? Hem siz bunu nereden bilebilirsiniz? Bunu şimdiden söyleyemem. Her şey ortaya çıkarsa çıksın. Bilgim olmadığı için de ben bundan korkmuyorum. Hadi bana bir omlet yapın. Karnım çok aç. Yoksa gider olanların hepsini polise anlatırım. Pekala. Ama sakın korktuğum için yapıyorum sanmayın. Bir defa aç kalmıştım, acısını bilirim. Teşekkür ederim. Şuraya, masanın önüne oturun. Omlet şimdi hazır olur. Oo, önlüğünüz ne güzel. Kocam bir uçuşunda hediye olarak getirmişti. Üzerinde ne yazıyor? Durun bakayım. Aşkım. Çok güzel. Omletiniz, buyurun. Biraz da domates sosla harlar istersiniz değil mi? Alın. Biraz dikkat etseniz de canım, üzerime sıçratıyorsunuz. Hem hardalda pek fazla koydunuz, ağzım yanacak. Hadi yiyin. Yiyin ve gidin. Yemekten vazgeçtim. Bir kahve verin bana. Niçin öyle yüzüme bakıyorsunuz? Aşkım. Bu at çok hoşuma gitti. Size yakıştırdım. Defol. Hiç de nazik değilsiniz. Şu yüzünüz biraz gülse ne iyi olacak. Gülmek size çok yakışacak eminim. Biliyor musunuz, yüzünüzdeki çiller sizi daha da güzelleştiriyor. Şu çocuksu havanızı da beğeniyorum. Sizi güldürmek için ne yapmalı acaba? Aa, evet, buldum. İçki. İçki çok iyi gelecek. Hayır, istemiyorum. Oturun şu koltuğa. Hayır. Oturun diyorum. Siz hiç bir erkek yumruğu yediniz mi? Sakın kalkayım demeyin, karışmam sonra. İçin. Hayır. İçin diyorum.
İçkiye alışık değilim, hiç içmedim. Öyleyse şimdi tadını öğreneceksiniz. Niçin şimdiye kadar hiç içmediniz? Annem çok içki içiyordu. Bu yüzden nefret ettim. Anneniz niye çok içki içiyordu? Babam yüzünden. İçin, açın ağzınızı. Ay, istemiyorum. Hepsini. Aferin. Çok acıymış. İkinci, üçüncü bardaktan sonra acılığı hissedilmez artık. Hayır, başka içmem. İçeceksin. Yapma. Alın. Oh, cifası. Oh. Bir daha sakın içki yüzüme serpmeyin, anlaşıldı mı? Bunu bir daha yaparsanız öldürürüm sizi. Alın ve sonuna kadar için hadi. İçin. Aferin. İşte böyle. Niçin babanızın yüzünden? Ne babamın yüzünden? Annenizin içki içmesi. Babam annemi terk etmişti de. Ama suç annemdeydi. Babam onu bir adamla yakaladı. Daha ben çocuktum o zaman. Annemi erkekler birer domuzdur der. Annenizin bu fikrini beğendim. Hadi bakalım şimdi bir bardak daha içeceksiniz. Yok. Ne olur. Yapmayın ne olur. Ay başım dönüyor. Koltuğu şöyle bir döndürsen. Başınız daha çok döner değil mi? İyi bak. Bakın eğer bağırırsam yakında bir villa var. Sonra duyarlar hemen yardıma gelir. Ne duruyorsunuz? Bağırın öyleyse. İmdat. Hadi. İmdat. Sesiniz pek gür değil. Bu sesi değil yakındaki villadan, bahçeden bile duyamazlar. Çantayı nereye sakladınız? Söyleyin hadi. İçin bakayım şunu. Yok. Da. Yok. Tamam artık. İçin. Ben çanta falan görmedim. Onu niye öldürdünüz? Ben öldürmedim. Çantayı mutlaka bulmalıyım, anlıyor musunuz? Mutlaka. Çanta eğer polisin eline geçecek olursa sizin için hiç de iyi olmaz. Onu bulduğumuz anda ikimiz de rahat ederiz. Ay, anlamıyor musunuz? Benim bu işle ilgim yok. Kalk bakalım oradan inatçı kız. Sana bir oyun göstereceğim. İyi. Başım dönüyor. Bana dayanabilirsin. Yok ayağı istemez. Ben yürürüm. Bak şimdi. Şu cevizi görüyor musun? O kadar eğilme gözlerin şaşı olacak. Görüyorum. Şimdi dikkat et. Pencerenin camına atıyorum onu. Ama hiç yapmayın. Sonra cam kırılacak. Korkma. Ne oldu? Camı değil cevize kırdım bak. Bir parça vereyim yer misin? İstemem. Sen de denemek ister misin? Tabii isterim. Al şu cevizi. Hızlı at ama. Peki. Sen camı indirdin yere. Peki ama siz nasıl yaptınız? Bunu bana öğreten Japon arkadaşım eğer kalbinde biri varsa cam mutlaka kırılır demişti. Yani senin yüreğin aşkla dolu. Benimki ise bomboş. Onun için cevizle bir defa bile cam kıramadım. Anlıyorsun değil mi? Galiba. Bir bardak daha içer misin? Yok. Hayır. Ay, ne olur hayır. Peki. Bu defa senin dediğin olsun. Ay, midem bulanıyor. Yo, oyun bozanlık yok. Daha konuşacağız. Sahi bir oyun oynuyoruz biz değil mi? Ama saçma bir oyun. Hı? Otur şuraya. Kapama gözlerini de şu elimdekine bak. Tabanca. Evet, bir tabanca. Doğruyu söylemezsen seni öldüreceğim. Saat 10'u vuruncaya kadar izin. Son çalışında tetiği çekeceğim. Ya doğruyu söyler kurtulursun ya da ölürsün. Aklıma ölümümün böyle olacağı hiç gelmemişti. Melih Mahu gençliğine doyamadan öldü diyecekler. Öldürüldü Melih. Bu adı bana babam koymuştu, biliyor musun? Aslı Meli değil, melankolidir. Babam bana hep melankoli derdi. Ama o gittiğinden beri kimse bana böyle seslenmedi. Annem bile. Zavallı melankoli. Zavallı.
Onu ben öldürmedim, anlıyor musunuz? Ben öldürmedim. 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 Hayır, akıllısın. Tabancanın şarjörünü takmadığımı görmüş olmalısın. Bak, şimdi dolduruyorum. Gördün değil mi? Şimdi beşe kadar sayacağım. Ya söylersin ya ölürsün. Ben öldürmedim. Bir. İki. Öldürmedim. Üç. Öldürseydim polise giderdim. Tecavüz olaylarında kadınlar kolay kolay polise gidemezler. Dört. Aman öldürseniz öldürün. Bıktım bu işkenceden. Beş. Çok inatçı bir kızsın. Senin öldürdüğünü biliyorum. Gerçeği niçin saklıyorsun? Biliyorsanız ne diye soruyorsunuz? Anladım. Eksik olan bir şey var, onu bulmak istiyorsunuz. Evet evet, sadece tahmin sizinki. Elinizde ipucu yok. Çok zekisin. Ama çantayı bulduğum zaman ipucunu da elde etmiş olacağım. O zaman elimden kurtulamayacaksın. Saksı yalancı, hırsız, sadist, seksomanyak bir insandı. Öldürdüğün iyi oldu. Ben öldürmedim. Of. Hadi şimdi yat da uyu. Yine görüşeceğiz. İyi geceler. Melly. Melly. Melly, uyansana. Niçin burada koltuk üzerinde uyudun? İçki içmişsin sen. Evet, içtim. Niçin? Unutmak için. Sen öyle demiyor muydun? Niye unutmak için? Yoksa Nicole mu bir şey dedi? Ama Nicole'in ne ilgisi olabilir? İyi, sordum sadece. Unutmak için dedin de. Çocuk değilim ya. Elbet benim de unutmak istediğim şeyler olabilir. Kendin bilirsin. Sana karışacak değilim. Ama bu sıralarda pek yalan söylemeye başladın. Huyun değişiyor. Aman anne, sabah sabah. Saat 1'e geliyor, ne sabahı? Bowling salonuna gelmeyince merak ettim. İşler nasıl? Fena değil. Bugün biraz müşteri geldi, oyun oynadı. Bir de Amerikalı geldi. Amerikalı mı? Niçin? Kızım, hala uyuyorsun. Oyun oynamak için tabii. Bu arada biraz da konuştuk. Anne, birikmiş param var değil mi? Ne olacak? Bana biraz ödünç verebilir misin diye soracaktım. Kocam para bırakmıyor mu? Bırakıyor ama bana biraz fazlası gerekli. Ne yapacaksın? Borç olarak istiyorum, yine iade ederim. Pekala. Akşam üzeri uğra da vereyim. Teşekkür ederim anne. Elektrikli oyuncak trenler gelecekti. İstasyona uğrayıp gelip gelmediğine baktın mı? Unuttum anne. Sana ne zaman bir işim düşse unutursun. Söyleyeli tam 5 gün oldu. Haklısın anne ama unuttum, ne yapayım? Bugün oraya da uğra. Gelmişse al getir bana. Şöyle işte bu büyüklükte bir mukavva sandık olacak sanıyorum. Peki anne. Şimdi gideyim, salon boş kaldı. Hazırlanır hazırlanmaz önce istasyona uğra, sonra da bana gel, anlaşıldı mı? Anladım anne. Hadi, hadi kızım, uyuma artık. Bir banyo yap, kendine gelirsin. Peki anne. Hadi yavrum. Of, başım. Merhaba Pierre. Merhaba. Paris'ten bir paket gelecekti annemin adına. Nasıl paket Meli? Orta boy bir kutu. İçinde elektrikli trenler olacak. Daha gelmedi. Şu ne şu? Çanta. Bir yolcu unuttu galiba. Bir yolcu unutmuş olamaz. Annem paketi sormak için geçen gün uğramıştı. Onun böyle bir çantası vardı. Hatta bana da sordu. Nereye gitti şu çanta dedi. Evet evet, annem unutmuş bunu, alabilir miyim? Başkası istese vermezdim ama sizleri tanıyorum Meli. Bir çanta için yalan söyleyecek değilsin ya. Al götür. Annene de selamlarımı söyle. Peki, teşekkür ederim Pierre. Selamını söylerim, Allah'a ısmarladık. Ay.
Hay Allah'ım, nereye koydum şu anahtarları? Arabanın anahtarı bende Meli. Bakıyorum çantayı bulmuşsun. Ah, bu annemin çantası. Sahi mi? Verir misiniz şu kontak anahtarını? Buna karşılık çantayı istiyorum. Hayır. Demek suçu kabul ediyorsun. Kim demiş? Ben. Çantada bulacağım delil seni korkutuyor. İstersem onu senden zorla alabilirim, biliyorsun. İşim gücüm var benim. Bırakın gideyim, annem bekliyor, Nicole bekliyor. Şu Nicole denen kıza nasıl arkadaşlık ediyorsun anlayamıyorum. Senin kuyunu kazan bir tip. O benim arkadaşım. Hayret. Gözünü biraz açsan iyi edersin. Annemle siz söz birliği mi ettiniz? Annenle bu konuda konuşmadık. İnan ki ona bir şey söylemedim. Ama annen de benim gibi düşündüğü için bunda bir iş var demektir. Anahtarını versenize. Karşılığında çantayı istiyorum. Alın işte, sizin olsun. Bir daha da karşıma çıkmayın. Ne yaparsın, öldürür müsün? Hey, ne yapıyorsun? Az daha izleyecektin beni. Peki, yarın bir defa da ben uğrarım. Parayı aldın mı anne? Evet. Ne kadar? 6.000 frank. Teşekkür ederim. Ne zaman ödeyeceksin? En kısa zamanda, merak etme. Nereye gidiyorsun, oturmayacak mısın? Nicole uğrayacağım. Oo, Nicole. Anne, ne olup bitiyor söylesene bana. Bakıyorum biraz gözün açılmış. Bu sıra hepiniz ineliyorsunuz beni, anlamak istiyorum. Benden başka söyleyen de mi var? Anne, laf karıştırma. Söylenecek bir şey yok kızım. Yalnız o kız biraz hoppadır, arkadaşlıktan anlamaz. Kocan da yakışıklı, üzülmeni istemem. Benim Tony'ye güvenim var. Erkeklere güven olmaz. Allah ısmarladı ben. Meli! Efendim? Kocamla ne işler çeviriyorsunuz, söyler misin? Ne demek istiyorsun Meli? Ne olup bitiyor anlamak istiyorum. Birisinden bir şey mi duydun yoksa? Ortada duyulabilecek bir şey var demek. Yok, hayır Meli. Söyle diyorum, yoksa çok fena yaparım. Seni hiç böyle görmemiştim. Söyleyecek misin yoksa? Pekala. Kocanla 2 defa kaldım. 2 gece onunla birlikte oldum. Öğrendin mi şimdi? İçin rahat etti mi? Sana değille kumara oturduklarını söylemişti. Sen ne biçim arkadaşsın? Ama o sarhoştu. Ben istediğim için oldu. Onun senin gibi bir çocuğa değil, bir kadına ihtiyacı var. Gözüm görmesin seni. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Ama Meli seninle konuşmalıyım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık. Melankoli. Ne oldu sana? Yine buradasınız ha? Ne zaman kurtulacağım ben sizde? Seni beklerken kendime bir kahve pişirdim. Sana da vereyim mi? İçer misin? İçerim. Niçin bu kadar üzgünsün? Hı? Söylemeyecek misin? Pekala, al kahveni. Teşekkür ederim. Çantanın içinde neler çıktığını merak etmiyor musun? Hayır. Şu resme bak bir defa. Kocanın resmi değil mi? Tony'nin saksı ile ne ilgisi var söyler misin? Bilmiyorum. Arkasında da ev adresiniz yazılı. Tony'yi bu işlere karıştırmayayım. Bugün Nicole'e uğradın, onunla konuştun değil mi? Bu konuşma sana üzüntü verdi. Siz nereden biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim. Beni mi izliyorsunuz? Galiba. Bana bakın. Derhal evimi terk edin. Zaten canım sıkılıyor. Bir de sizinle uğraşamam. Polise gidip her şeyi anlatabilirim. Bana şantaj yapıyorsunuz. Bunu tahmin etmiştim. Onun için hazırlıklı davrandım. Bakın burada 6.000 frank var. Bunu beni rahat bırakmanız, çekip gitmeniz için size veriyorum. Ne olur alın ve gidin. Yani gidin. Beni satın almak istiyorsun. Sus payı olarak 6.000 frank. Fena değil. Ama saksinin çantasında 60.000 frank olacaktı. Ben onu istiyorum. Çok zekisin. Çantayı eline geçirir geçirmez paraları saklayacak zaman buldun. Yani demek oluyor ki
Çantada para olduğunu biliyordun. Hayır, bilmiyorum. Eve gelir gelmez etrafı şöyle bir araştırdım. Gel bak, şurada bir paket tüfek mermisi buldum. İçinde iki mermi eksik. Sonra tüfeğe baktım, yeni kullanılmış. Bu işten anlarım. Kabzasında da garip izler var. Evet, haklısınız. Kullandım. Aha, şöyle, aferin sana. Öldürdün değil mi? Evet. Nerede? Bodrum'daydı. Kapıyı açtım, üzerime geldi, ben de ateş ettim. Bodrum burası mı? Evet. Bakabilirim değil mi? Elbette. Buranın bahçeye açılan bir kapısı da varmış. Cesedi buradan arabaya koymuş olmalısın. Mr. Dobbs, sabrımı tükettiniz. Bu yüzden sizi öldüreceğim. Meli! Yaklaşmayın! İndir o tüfeği, çocukluk ediyorsun. Ne yazık ki isabet ettiremedin. Tüfeğe de ancak iki mermi konabilir. Şimdi seni yakalayacağım ve bir temiz sopa çekeceğim. Bırakın beni, bırakın diyorum. Ne olursunuz bırakın. Rahat dur, otur şuraya. Şimdi beni öldürecek misiniz? Hayır. Demek onu bu şekilde öldürdün. Hayır, onu ben öldürmedim. Yalan söyledim. Beni deli edeceksin, öldürdüğünü biliyorum. İspat edin. Ama elinizde delil yok. Polisler bugün bir kadın yakaladılar, biliyor musun? Niçin? Saksıyı öldürdü diye. Bir garson kız. Bir zamanlar saksının metresiymiş. Senin yüzünden hapis yatacak. Suçsuz biri. Bunu sen de biliyorsun. Bu durumda nasıl huzurlu olabileceksin melankoli? Ama benim buna aldırdığım yok. Ben parayı istiyorum. 60.000 frangı. Çantadan para almadım ki. İçinde olmalıydı. Bak melankoli. Şu istasyonda eline geçirdiğin çanta gerçekte saksının çantası değil. Onu ben koydum oraya. Ne yapacağını merak ediyordum. Çantayı alıp saklamak istersen bu benim için elle tutulmasa bile bir delil olacaktı. Nitekim aldın, saklamak istedin. Ya resim? Kocanın resmini şuradaki dolapta buldum. Arkasına adresi de ben yazdım. Seni denemek istiyordum. Başaramadınız. Başardım. Senin öldürdüğünü çok iyi biliyorum. Yanılıyorsunuz. Sana bir bardak içki daha vereyim mi? Yok, hayır hayır, istemem. Hı? İstemem, ne olur. İstemem. Peki melankoli. Ama kahveye hayır deme lütfen. Ben pişireceğim, sonra da oturup karşılıklı içeceğiz. Niye başımda duruyorsun? Beceremem diye mi korkuyorsun? Eliniz yatkın. Ne yaparsın? Yıllardır bekarım. Hiç evlenmediniz mi? Hayır, ama bir oğlum var. Peki nasıl oluyor bu? Çocuklarıma sahip çıkmak hoşuma gider. Buraya Amerika'dan mı gelmiştiniz? Hayır, Almanya'dan. Evim de orada, işim de. Ne iş yapıyorsunuz? Tahmin et. Polissiniz. İnan ki değilim. Öyleyse söyleyin. Saksıyı öldürdüğünü itiraf edersen söylerim. Ben öldürmedim. Sen insanı deli edersin, al kahveni. Teşekkür ederim. Artık beni rahat bırakacaksınız değil mi? Biliyor musun? Kadın öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf mı etti? Söylememiştiniz. Seni konuşturmak istiyordum. Demek itiraf etti. Evet. Ceset bulundu. Kadın öldürdüğünü söyledi. Olay kapandı. Nasıl olur? Niçin olmaz? Anlayamıyorum. Bu işte bir karışıklık var. Belki de bana yalan söylüyorsunuz. Beni şaşırtmaya uğraşıyorsunuz. Gazeteleri al bak, göreceksin. Biraz öncesine kadar beni suçluyordunuz. Olabilir. Kendimce bazı sebeplerim vardır belki. O kadını öldürmüş olamaz. Niçin? Bilmiyorum. Kahve yorgunluğuma iyi geldi. Ben artık gideyim. Sen de güzel güzel uyu. Almanya'ya mı dönüyorsunuz? Hayır. Daha buradayım, işimiz bitmedi. Anlayamadım. Senden ayrılıp gidemiyorum, niçin anlamak istemiyorsun? Bu kadar mı? Evet, bu kadar. İyi geceler melankoli. Adımı ne güzel söylüyorsunuz. İyi geceler. Günaydın Melih. Nereye böyle? Alışverişe gidiyorum değil. Tony ne zaman geliyor? Sanıyorum bir iki gün sonra, daha haber alamadım. Gelince ona söyle, oturup bir iskambil çevirelim. Olur, söylerim. Bizim de işimiz bitti, rahata erdik. Kadın öldürdüğünü itiraf etmiş, doğru mu? Evet, ama çok uğraştırdı bizi. Sahiden o mu öldürmüş? Evet, bu başarımız için ben de arkadaşlar da birer takdirname aldık merkezden. Kolay değil, 1,5 yıl önceki bir cinayeti ortaya çıkardık. 1,5 yıl önceki cinayet mi? Evet. Hani bir gece alana gidiyordun Tony'yi karşılamaya. Evet. Biz de yolları kesmiş bir manyağı arıyorduk. Telsiz de bu yana geldiğini haber almıştık, hatırlıyorsun değil mi? Evet. İşte onu arayıp bulamayınca öldürülme ihtimali üzerinde durduk.
Araştırma sırasında ise tesadüfen 1,5 yıl kadar önce öldürülmüş olan bir adamın cesediyle karşılaştık. Yani bu o aradığınız manyağın cesedi değil miydi? Hayır. Yoksa sen onu mu sanıyordun? Yok canım. O kayıp. Belki de buralara hiç uğramadı. Yol üzerindeki başka bir kasabadan inmiş olabilir. Çok şaştım bu işe. Elbette şaşarsın. Bizim için büyük başarı. Gerçekten öyle. Tebrik ederim. İşimiz bu. Olsun o kadar. Ne o? Sen tırnaklarını mı yemeye başladın Melih? Hadi hadi yolundan tutmayayım seni. Tony'yi İskambil'de yenip bütün paralarını alacağım. Böyle söyle ona gelince. Peki değil. Söylerim. Hoşça kal. Güle güle Melih. Ne var anne? Senin arabanın bagajında bidon olacaktı. Şimdi lazım oldu bana. Verebilir misin? Benimki delinmiş. Bagajın anahtarını kaybetmişim anne, bulamıyorum. Ay ne kadar dalgınsın sen kızım. Bir şey yapalım da çıkaralım onu oradan. Dur bakayım ben uğraşayım. Of. Ay nasıl açacağız? Kıracak mıyız? Canım nasıl olsa tamir ettiriverirsin. Ne olacak? Peki anne nasıl istersen. Bak işte oldu. Bidon için teşekkürler. Anne, bu çantayı sen mi koydun buraya? Yok. Senin değil mi? Evet evet benim. Önemi alıyorsun. Evet. Ağır galiba. Biraz. Hoşça kal anne. Nereye gidiyorsun? Alışverişe. Bana da biraz meyve al. Geçerken bırakıver. Olur mu kızım? Peki anne. Bu çanta benim arabanın bagajında ne arıyor? Ha? İçinde paralar var. 60 lira. Evet, evet ne olsa gerek. Mr. Dobbs'un aradığı paralar. Götürüp kendisine vereyim de bıraksın artık benim yakamı. Dayanamayacağım. Palm Hotel'i 6 numara. Şunu vereyim sonra da gidip yamaçtan bakarım. Merhaba Melankoli. Geldiğinizi duymadım. Korkuttunuz beni. Çok dalgınsın. Arabanı dışarıda görünce burada olduğunu anladım. Demek benim sırrımı çözdün. Evet. Şurada duran subay elbisesi gösteriyor ki yüksek rütbeli bir askersiniz. Bakın, daktilo makinesinde de aradığınız adamla ilgili raporunuz takılı. Saksinin kaybolmasıyla ilgili rapor. Çok gizli. Rapor sonucu cinayet. Deliller yok. İmza Albay Harry Dobbs. Peki ama Albay Dobbs, subay olduğunuzu benden neden sakladınız? Öyle gerekiyordu. 1,5 yıl önce işlenmiş bir cinayetle suçladınız beni. Hayır. Gerçi o başka bir cinayetti. İşleyen kadın da suçunu itiraf etti ama benim aradığım cinayet aşağı kavuşmadı. Değil, o adamın başka bir kasabada inmiş olabileceğini söyledi. Buraya geldim Melankoli. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Adamı gördük. Nicole de gördü. Çok şaşkın bir halim var Melankoli. Bu işi ben de anlayamıyorum. Çantayı arabamın bagajında buldum. Oraya nasıl girdi inanın ki bilmiyorum. Demek saksı arabanın bagajında saklanarak evine geldi. Senin Nicole'de olduğun sırada girdi bagaja. Şimdi anlıyorum. Çantanın içinde paralar var. 60.000 frank sanıyorum. Buyurun alın. Benimle uğraşmayı da bırakın artık. Saksı bu paraları hapishane kasasını kırarak çalmıştı. Her ne pahasına olursa olsun onu bulmakla görevlendirildim. Onu öldürdün değil mi Melankoli? Hayır, öldürmedim.
Eğer öldürseydim hiç çantayı size getirir miydim? Nasıl olsa bulamamıştınız, saklardım. Anlayamıyorum. Bakın, çantayı buldum, paraları da. Evet, bunlar çalınmış 60 bin franktı. Saksı bu paraları çalmış, askeri bir hapishaneden kaçmıştı. Hapishaneye giriş sebebi de 4 tecavüz vakasıdır. Tecavüz ettiği kızlardan 3'ünü öldürmüştür. Mahkemesi devam ediyordu. Onun ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama seni öldürmediğine memnunum. Çünkü seni tanımış olmanın mutluluğuna eriştim. Onu öldürdüğün çok iyi oldu. Onu ben öldürmedim. Şu işe bak, hala inatçılık ediyorsun. Seni dizime yatırıp bir güzel dövmek geliyor içimden. Elinizde delil yok, ispat edemezsiniz. Hele ceset bir çıksın, ispat eder miyim edemez miyim görürsün. Yarın adamları bulacağım. Cesedi araştıracağım. Dalgıçlar suyun dibini tarayacaklar. Onu bulacaklar. Artık eve dönmek istiyorum. Paraları da aldınız. Sizinle bir ilgim kalmadı. Bir daha karşıma çıkmayın lütfen. Allah'a ısmarladık. Meli. Sana sürpriz yapayım dedim. 2 gün önce gelişime sevindin mi? Sevindim. Nasılsın? İyiyim. Biraz durgun gibisin. Yok, hayır. Biliyor musun, ancak bir gün kalabileceğim. Bu defa ne tarafa uçuyorsun? Londra'ya. Beni de götürür müsün? Senin ne işin var? Bu defa seninle gelmek istiyorum. Çünkü burada konuşmak istemedim. Ancak Londra'da konuşabileceğim bazı şeyler var. Ne gibi? Şimdiden söyleyemem. Merak ettim. Gelecek için kendimize bir yol çizmeliyiz Tony. Kesin bir yol. Şimdilik bundan fazla bir şey söyleyemem. Gerisini Londra'da konuşuruz. Bakıyorum bir haftada değişmişsin. Sanki çocukluktan çıkmış bir kadın olmuşsun. Büyüdüm Tony, büyüdüm. Biraz arabada beklersin değil mi Melih? Değile uğrayacağım. Beklerim. Merhaba Melankoli. Albay Dobbs. Merhaba, siz daha burada mısınız? Evet. Seni görmeden gidemedim. Ceset bulundu biliyor musun? Bana bundan söz etmeyin lütfen. Biliyorsunuz ki cinayet... Ben işlemedim. Diyeceksin değil mi? Biliyor musun, raporuma yazacak delil de bulundu. Neymiş o? Şu düğme. Elbisenin eksik olan düğmesi bak. Yo, üzülme. Şimdi otele döner dönmez raporumu yırtacağım. Bu işe senin adın karışmayacak. O ölmesi gereken kötü bir insandı. Zaten kararı da %100 idam olabilirdi. Seninki doğrudan doğruya kanunen nefsi müdafaa sayılır. Suçlu değilsin. Al düğmeyi Melankoli. O sana çok yakışan elbisen bir düğmesi eksik olmuyor. Teşekkür ederim Albay Dobbs. Çok teşekkür ederim. Sana delil bulacağımı söylemiştim. Bahsi kazandım. Ben de kaybettim Albay Dobbs. Kabul ediyorum, kaybettim. Olanlar için beni bağışladın değil mi? Ben de sizi çok üzdüm. Nereye gidiyorsun? Kocamla Londra'ya. Siz ne tarafa gideceksiniz? Almanya'ya. Hangi şehire? Görevim de evim de Frankfurt'ta. Sen şimdi niçin Londra'ya gidiyorsun Melih? Kocamla konuşacaklarım var. Londra'da konuşacağım onunla. Demek ayrılıyoruz. Bir daha birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Frankfurt'a gelirsem sizi bulabilirim değil mi? Hem de çok kolaylıkla. Söyle Melankoli. Ayrılıyoruz değil mi? Sanmıyorum Albay Dobbs. Sanmıyorum. Albay Dobbs, bir dakika. Nedir o? Ceviz. Çok tatlısın Melankoli. Teşekkür ederim. Güle güle.
Bakıyorum yine o Amerikalı ile konuşuyordun. Birisi intihar etmiş, onunla ilgili şeyler sordu. Senin ne üstüne vazife? Oldu mu olası cinayetleri, intiharları merak ederim. Güle güle melankoli. Güle güle. Bana bir ceviz armağan edeceğin hiç aklıma gelmezdi. Sevgili Sumalio eğer cevizi bir cama atar da ceviz yerine cam kırılırsa aşık olduğunu anla demişti. Bütün hayatımca cevizleri cama atarak kırıp yedim. Sumalio, dediğin doğru mu acaba? Şu telefon kulübesindeki cam pekala işimi görür. Melankoli, bu denemeyi senin için yapıyorum.